Şimdi bir de cilt bakımıyla ilgili şöyle durumlar var. Hakikaten bazen cihazlar yardımıyla müdahale ediyorsunuz ve bu cihazların bilinçsiz kullanıldığı zaman ya da yanlış kişiler tarafından uygulandığı zaman o kişilerin başına gelebilecek sonuçlar var. Yani Tabii bu ki. erkekler için de geçerli yine, kadınlar için de geçerli. Özellikle akne tedavisinde, yani Tabii ki. sivilceli ciltler konusundaki özellikle gençlerimiz bu konuda çok Doğru. maalesef problem yaşayabiliyorlar. Biraz oraya da değinelim mi? Şimdi şöyle, genelde ergenlik çağına girmiş olan gençlerde ciddi anlamda sivilce ve akne problemi var. Tabii bunun yanında da beslenme bozukluklarıyla da birleşen ciddi anlamda ileri seviyede cilt problemleri oluşuyor. Bunları biz tedavi yapıyoruz. Yani hani her yayında aslında söylediğim bir şey var. Doğru cihaz, doğru bakım ve doğru yapan kişiler, yani uzman estetisyenler bu konuda çok önemli. Çünkü doğru yapılmadığı takdirde de bakımlar sağlıksız bir duruma gelebiliyor. Yani ciltte işte en ufak bir sivilce doğru anlamda temizlenmediği takdirde orada iz de kalabiliyor. O yüzden doğru bakımlarla doğru uygulamalar yapılması gerekiyor. Ve doğru, yani doktor kontrolünde de olması gerekiyor. Yani Evet, çok ileri önce bir seviyede cilli tabii ki. hekimiyle herhalde zaten öncesinde Evet, onlar öncesinde gitmediyse bile siz tabii. çalıştığınız hekimlerle yönlendirme Biz öncesinde yapıyorsunuzdur. bir cildi inceledikten sonra bir doktora yönlendiriyoruz. Eğer doktor uygun gördüğü zaman biz onlara bakım yapabiliyoruz. Çünkü sonuçta ergenlik döneminde belki vücudunda herhangi bir sağlık probleminden kaynaklı ciltte kusma yaşıyor olabilir. Bu yüzden de biz doktor kontrolünde bu işi yapıyoruz. Ve gerçekten de aslında en önemli dönemleri, yani ergenlik dönemindeki ciltlerde ciddi anlamda doğru bakım yapılmazsa da ciddi anlamda iz kalabiliyor. Çünkü hani biliyorsunuzdur ki artık evet cildimizde birçok bakım, birçok cihaz artık çok ciddi anlamda ciddi ciddi etkiler yaratabiliyor. Fakat derin izlerin çok ciddi bir tedavisi henüz gelişmedi. Bir de Bu yüzden lekeyle de ilgili evet. problemlerimiz Peki var. ben bir şey merak ediyorum. İşte raflarda birçok kozmetik ürünü satan yerlerde böyle hazır kitler, küller görüyorum ben de. Ama sizin yaptığınız işlem bunların çok ötesinde. Burada kişiyi bu işi evde yapmaktansa sizin gibi bir uzmanın merkezinde yaptırmaya yönlendirmek için sebeplerimiz nelerdir? Ya şimdi şöyle, evde ne olursa olsun, yani kişiler doğru bilinçlendirilmediği sürece sonuçta biz bu işin eğitimlerini alıyoruz ve belirli bir her cildi tanıma gibi bir özelliğimiz oluyor ve her cilde göre ürün veriyoruz. Yani bir kişinin gidip bir kozmetik mağazasından benim cildim kuru deyip ona herhangi bir kuru cilt ürünü vererek biz böyle bir uygulama yapmıyoruz. Bunu doğru da Evet, bulmuyoruz. şimdi onu diyeceğim. Bu öyle Çünkü o kadar basit bir iş evet değil. değil. Çünkü yani biz merkezimize gelen ciltlerde örneğin kuru bir ciltse bir dönem bakım yaptıktan sonra onun cildindeki kuruluk etkisini yok ediyoruz. Ve cilt normal bir cilde dönüyor. Eğer biz o cilde kuru cilt için ürün verirsek bu ciltte yanlış bir çalışma yapmış oluruz ve cilt yanlış bir şekilde ilerliyor. Yani kuruma Kişinin değil cildi de de değişiyor yani yağlanma, evet kullandığı aynen şeyler. öyle. O yüzden de kişiye doğru yönlendirmemiz en önemli bir şey. O yüzden kişilerin cildini önce inceliyoruz ve buna göre yönlendirme yapıyoruz. Yani kozmetik ürün çok önerdiğim bir şey değil. Çünkü cilt bir genelde dermo kozmetik ürünler kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü cildi tedavi edici bakımlar yapıyoruz. Bu yüzden de tedavi edici ürünlerle cildi takviye yapıyoruz. Tabii ki de yediğimiz besinlerin, meyvelerin yani gerçekten cilde doğru öneride bulunduğumuz takdirde de etkileri oluyor. Kişiler evde de bunları yapabilirler. Peki kişi kendi kendine karar verebilir mi? Ya ben şimdi kendimi düşünüyorum. Ben hekim olmama rağmen yani benim cildim kuru mudur, yağlı mıdır, yarı yağlı mıdır? Yani bununla ilgili çok bilgi sahibi olabileceğimi düşünmüyorum. Yani bayanlar bu işi yani siz böyle benim cildim kurudu, benim cildim yağlandı, benim cildim nemsiz böyle karar vermek bu kadar kolay mı? Ya aslında Bir çok kolay değil. uzmana gitmeden bu işi halletmek böyle ben çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Doğru düşünüyorsunuz fakat bazı ciltlerde inanılmaz bir şekilde pullanma ve kuruma oluyor. Yani siz bunu zaten kendinize dokunduğunuzda cildinizin kuru olduğunu görebiliyorsunuz. Fakat neden kuruduğunu ve cildinizde bunun yanında ne gibi farklı cildinizdeki problemleri göremiyor olabilirsiniz. O yüzden de kesinlikle tabii ki uzman eşliğinde bu bilgileri almanız Mesela gerekiyor.